Bursluluk sorularının çözümüne devam ediyoruz. Bursa sınavına hazırlık yapıyoruz. İlk dönem konularını bitireceğiz inşallah. Şu bir hafta içinde. Ondan sonra sınava hazır hale geleceksiniz çocuklar. Bu sorudan devam edelim. 4 basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Bakın şuraya kadar bir durum var. Buraya kadar. Burada şey demiyor, rakamları farklı demiyor. O zaman 4 basamaklı en küçük doğal sayı kimdir? 1000'dir arkadaşlar. Bu böyle. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı. Bakın bu sefer rakamlar dediği için ve 5 basamaklı dediği için bu nedir? 9, 8, 7, 6, 5. Bak burada 5 basamaklı oldu ve en büyük oldu. Büyük rakamları başa veriyoruz. Rakamlar farklı dediği için de hepsini ayrı ayrı aldık. Bu ikisinin toplamını soruyor. Toplayalım. 5, 6, 7, 8, 1 daha 9, 9. Yani 99.765 bulunur. Bakalım doğru mu? Doğru. Evet. 4 basamaklı en küçük doğal sayı budur. 1000'dir. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı da budur. Ve bu ikisinin toplamı cevap veriyor. Buna bakalım. Bu doğal sayının diyor binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile milyonlar bölüğündeki sayının toplamı. Bakalım binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri. Binler bölüğü şurası arkadaşlar. O zaman sayı değerleri nedir? 5'tir, 6'dır, 0'dır. 5 artı 6 artı hadi şuraya 0 yazalım. Toplarsak ne yapıyor bu da? 11 yapar. Çünkü sayı değeri rakam olarak o anki değeri 11 ile milyonlar bölündeki sayının toplamı. Milyonlar bölüğü bölük olarak şurası 721 milyon. Tamam mı? Bana sayının toplamı diyor. Basamak değeri gibi düşüneceğiz burada. Rakam olarak değil. 721 milyonu 11 ile toplayalım. O da 721 milyon 11 bulunur. Bakalım doğru mu? Değil. Burada yine sayı değerleri toplamı ile milyonlardaki sayının toplamı. Bak burada bir kelime hatası var aslında. Bu soruyu eleyebilirler gerçek sınavda olsa. Burada da yine sayı değerleri toplamı dememiş. Milyonlar bölündeki sayının sayı değerleri toplamı deseydi evet bu şekilde açık ve net olarak çözerdik. Ama bana sayı değeri demediği için ben sayı olarak düşündüm. Sayının değeri olarak düşündüm. Basamak değeri gibi. Burada ne var? Bir kelime hatasından dolayı, eksikliğinden dolayı daha doğrusu soru hatalı olur. Böyle bir soru olsaydı elerlerdi bu soruyu. Çünkü öğrenciyi yanlış yere sevk ediyor. Bas sayı değeri dediği zaman da direkt evet toplarsın. Evet bu soruyu şöyle bir daha çözelim o zaman. Binler bölündeki rakamların sayı değerleri, şunların sayı değerleri 5 artı 6 artı 0, 11 yapar. Milyonlar bölündeki sayının toplamı, o zaman milyonlar bölüğünü de şuraya 721 olarak alıyor, tamam mı? 721 artı 11 dersek 732 bulunur. Böyle diyelim. Geçtik. Rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Evet bakalım. 5 basamaklı en büyük doğal sayı. O zaman 5 başa gelir. Sonra 4. Ondan sonra ne geliyor? 2, 1 ve 0. En küçük doğal sayı diyor ve 5 basamaklı dediği için bu sefer sıfır başa gelemez. Bir gelir, hemen arkasına sıfır gelir. İki, dört, beş. Bu sefer de küçükten bir yere doğru yapacağız. Ama sıfırı başa almayacağız. Ona dikkat ediyor. O zaman çünkü dört basamaklı olur. Beş basamaklı olmaz. Toplamını diyor, toplayalım. Beş, beş, dört, dört, altı. 64.455. Bakalım doğru. Doğal sayısının 10.000'ler basamağındaki sayının basamak değeriyle
Basamak değeri en büyük olan rakamın toplamı kaçtır? Bu doğal sayının 10 binler basamağındaki sayının basamak değeri. 10 binler neresi arkadaşlar? Şurası. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. Basamak değeri ne yapar? 8 değildir, 80 bindir. Basamak değeri. İle basamak değeri en büyük olan rakamın toplamı. Basamak değeri en büyük olan da budur. Ama bunun da rakam diyor. 9 yani. 9 ile toplarsak 80 bin 9 eder. Bakalım. Evet doğru. Yanına fiyat tablosu verilen ürünleri alan Fehmi aldığı ürünlerin karşılığında 500 TL verdiğine göre kaç TL para üstü alır? Evet basit bir toplama sorusu. En son bir de çıkartma yapacağız para üstünü sorduğu için. Bakın buradan direkt alt alta toplamıyoruz. Niye? 38 burada onlar basamağı, yüzler basamağının altına gelmiş. Sen direkt hemen toplayayım böyle yapayım dersen ne yaparsın? Hata yapmış olursun. Belki de bu hata yapacak mı diye bu şekilde soruyu yazmış. Ne yapacağız? Şu 38'i bir kaydıracağız. 56'yı bir bu tarafa kaydıracağız. Yani 212, 158, 38 ve 56'yı şimdi toplayalım ve 500'den çıkaralım. 2, 8 daha 10, 18, 6 daha 24, elde var 2. 1, 5 daha 6, 3 daha 9, 5 daha 14, 2 daha 16, elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. 464 TL harcama yapmışlar, değil mi? 500 TL vermiş ama. Yani o zaman da 500'den 464'ü çıkartalım. Ne kadar para üstü kaldığını buluruz. 0'dan 4 çıkmaz. Buna gidiyoruz yok. O zaman buradan buraya, buradan da buraya geliyor. Bu buna verdi 10 oldu. Burası 9 kaldı. 10'dan 4 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 6 çıkarsa 3 kalır. Burada 4 kalmış. 4'ten 4 de 0. Yani 36 TL para üstü kalır. Evet, kolay bir soruydu. Daha zorlarına bakalım. Sibel birinci gün 2816 TL, ikinci gün 568 TL, üçüncü gün ise ilk iki gün kazandığı toplam para miktarı kadar para kazanmıştır. Buna göre Sibel üç günde toplam kaç TL kazanmıştır? Şimdi birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün. Birinci gün 2816. Arkadaşlar verilenleri güzelce yazmanız lazım. İkinci gün 568. Üçüncü günde ne yapmış? Bu ikisini kazandığı kadar toplam kazanmış. O zaman şu ikisini toplarsak bize üçüncü günü verir. 6, 8 daha 14 elde var 1. 1, 6 daha 7. 1 de elde 8. 8, 5 daha 13 elde var 1. 2, 1 daha 3. 3884 TL'de üçüncü gün kazanmış. Ne diyor bizden? Üç günde toplam ne kadar kazanmıştır? O zaman bu üçünü bir daha toplayacağız ki sorunun cevabını bulalım. Bir daha topluyoruz. 6, 8 daha 14, 4 daha 18. Elde var 1. 1, 6 daha 7, 8 daha 15, 1 de elde 16. Elde var 1. 8, 5 daha 13. 3 daha 16. 1 de elde 17. Elde var 1. 2, 3 daha 5. 1 de elde 6. 6768 TL toplam kazanılan paradır. Evet doğru. Anlaşılmıyor bir şey yok herhalde. Geçiyoruz. İki soru daha çözüp sonra çıkartmaya geçelim. Çıkartma problemleri çözelim biraz. Toplama belli zaten. Benzer sorular soruyorlar genelde. Ali Ara her gün bir önceki günden 54 metre fazla yürüyerek 4 günde sporunu tamamlayacaktır. Ali Ara ilk gün 1843 metre yürüdüğüne göre 4 günlük spora toplam kaç metre yürümüş olur? Evet. Bol işlemli, bol toplamalı. Bakın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Biraz da örüntü gibi bir şey yapmışlar. Birinci gün ne kadarmış? Hemen bakalım. 1843. Hemen yazıyoruz onu. İkinci gün de diyor ki her gün bir öncekinden 54 metre fazla yürümüş. Yani buna bir 54 ekleyeceğiz. Neyi bulacağız?
İkinci günü bulacağız. Hemen 6'nın 54 eklediğimizi düşünelim. 4, 3 daha 7. Burası 4'tü. 5, 4 daha 9. Sonra 8, 1. İkinci gün 1897. Üçüncü gün nasıl bulacağız? 54 daha ekleyeceğiz. Üçüncü günü bulacağız. 7, 4 daha 11. Elde var 1. Buna verdik 10 oldu. 5 daha 15. Elde var 1. 9, 1. Şimdi buna 54 ekleyeceğiz. Dördüncü günü bulacağız. 1, 4 daha 5. 5, 5 daha 10. Elde var 1. Buna verdik 10 oldu. Buna verdik 0. Yani 2. Şimdi daha bitmedi sorumuz. 4 günlük spora toplam kaç metre yürümüş? Bu 4'ünü bir daha toplayacağız. Yani şunları alt alta yazalım bakın. Onu da yeşille yapayım. 1951, 1897, 1843 topluyoruz. 5, 1 daha 6, 7 daha 13, 3 daha 16. Elde var 1. Buna verdik 10 oldu. 5 daha 15, 4 daha 19. Elde var 1. Buna verdik 10 oldu. 18, 8 daha 26, 2 elde. Buna verdik 4 oldu. 5, 6, 7. 7696 metre toplam 4 günde yürüdüğü mesafe olur. Bakalım doğru mu? Evet, 7696 diyor, doğru. Bu şekilde çözeceğiz çocuklar. Bakın zor bir soru değil ama bol bol toplama yaptırıyor. Küçük bir hata yapsanız ne yapıyor? Direkt soru gidiyor. Zeynep alışverişte 198 TL etek. 190 TL etek. 124 TL'ye pantolon aldığında cebinde 141 TL'si kaldığına göre. Buna göre Zeynep'in başlangıçta kaç TL'si vardır? Yani bunların hepsini topladığımız zaman Zeynep'in cebinde ilk başta ne kadar kaldığını buluruz. O yüzden kolay bir soru yapmıyorum. Bazı soruları okuyalım, mantığını verip geçelim. Evet, burada problem değil bu. Burada direkt işlemlere kutuyu falan bulmamızı söylüyor herhalde. Yukarıda verilen toplama işlemindeki sembollere karşılık gelen rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Önce sayının kendini bulacağız. O kutudaki, üçgendeki, yıldızdaki rakamları bulacağız. Sonra basamak değerlerinin toplamını soruyor. Ona dikkat edelim. Bu 3'e, 3'le neyi toplarsak 2 eder. Bu büyük ihtimal 12'dir. 3'le 9'u toplarsak değil mi? Demek ki kutu 9. Üçgene bakalım. Ondan sonra elde var 1'di. 4, 5 daha 9. 1 de elde 10. Elde var 1. Buna 1 elde vereceğiz. Şimdi bunun 6'yı buna verelim. 7 olsun bu. Şimdi 7 ile sen neyi toplarsan 15 eder. 7 ile 8'i toplarsan 15 eder değil mi? Bu 8 gibi gözüküyor ama bunun basamak değeri dediği için bu aslında 800'dür değil mi? Bak 1'ler onlar 100'ler basamağında olduğu için 800 diyelim. Basamak değerleri toplamını soruyor çünkü. Elde var 1'di. Buna verdik. Ne yaptı? 7. 7'yi daha 14. Elde var 1. Buna verdik. Bu 3 oldu. Burası 3. Ama burası nasıl 3? 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler. Yani 30.000 oldu. O zaman yıldız da neymiş? 30.000. Şimdi o zaman toplayalım. 30.000, 800, 9 olmaz mı? Şöyle alt alta düzgün yazalım. 30.000. Bu da 800. Bu da 9. Toplarsak 30.809 olur cevabımız. Bakalım. Evet. 30.809. Burada dikkat edelim. Basamak değerleri dediği için bulduğumuz o rakamların basamak değerlerini alıp topladık. Kolay bir soru. Bunu çözmeye gerek yok. Toplama işleminin sonucu diyor. Kolay. Bu da kolay. Bu ikisini toplayıp bunu bul. Sonra bu ikisini toplayıp bunu bul. Kolay. Buna bakalım. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre kutu yerine yazılabilecek en küçük çift ve en küçük tek doğal sayının toplamı. Şimdi 241 ya arkadaşlar. 241'den bir büyük olursun. En küçük diyor çünkü. 243'ten bir büyük. 240, 2342 olur bak. 2342 nedir? Bundan büyüktür ve en küçüktür ve çifttir. Bu olur. En küçük tek sayı diyor. 2341'den büyük olacak. Bak şurası büyük işareti ya, burası büyük. Ve en küçük diyor. O zaman 2341'den bir büyük olan tek sayı 2343'tür. 2343 tek olan,
2342 de çift olandır. Ve bunlar en küçüktür. Ve şartı sağlıyor. Bak bundan büyük, en küçük. Toplamını soruyor. 3, 2 daha 5, 4, 4 daha 8, 3, 3 daha 6, 4685 bulun. C şıkkı. Buradan çıkıyorum artık. Çıkartma işlemine gelelim. Evet, basit klasik çıkartma işlemi. Bir iki tane buradan çözeceğiz. Sonra yıldızlı kutulu bulacağız. Sonra probleme geçeceğiz, tamam mı? Çıkartma işlemi ne yapıyorduk? En sağdan 8'den 4 çıktı. 4. Burada 2'den 8 çıkmaz. Ne yapıyorduk? Komşuya gidiyorduk. Yoğunluk alıyorduk. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Burada 2 kaldı. 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. 12'den 6 çıktı. 6. Burada ne kaldı? 3. Bu kadar. Doğru. Geldik buna. 5'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Aldık buradan. Ne oldu? 15. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Burada ne kaldı? 4. 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 9 çıkarsa 5. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. Bu da 1. Aynen yazılıyor. 1156 bulunur. Hatırlıyorsanız çocuklar, okul açıldıktan işte bir buçuk ay sonra yazılı yaptık. Ve böyle çıkartmalı, toplamalı bol sorular vardı. Çok iyi öğrenciler bile ne yaptı? Ufak bir küçük bir rakam hatasından puan kaybetmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet, üzülmüştüm ben de. Nasıl kaçırdınız bu soruları diye. Zor değil ama dikkatsizlikten kaçabiliyor. Ona dikkat edelim. Bunları geçelim. Bunlar çıkartma işlemleri kolay. Biraz daha böyle. Şunlara gelelim. A'lı, B'li, C'li bulma. Şimdi geldik bu soruya. A'dan 8 çıkmış, 3 kalmış. Bu ne olabilir arkadaşlar? Bu büyük ihtimal yani 10'lu bir şey olacak ki çıksın. Ne yap? Ters işlem yap. 3'te 8 toplarsan burası 11 yapmaz mı? Evet, bakın. Bu demek ki 1'miş. Buradan komşuya vermişler. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır. Evet. Bu ancak 1 olur. Nasıl bir ters işlem? Bununla bunun toplamı burayı veriyordu. Hatırlayalım. O zaman buradan bir komşu buna verdiğine göre burası 1 arkadaşlar. Evet. Bak 11'den yine 8 çıkarsa 3 kalıyor. Yine buradan buna bir tane verilmiş demek ki. Yine bu 1 kalıyor ya. Burada o zaman 7. 7'den ne çıkarsa 2 kalır? 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Evet. Bu 6'da olduğu gibi aşağı inmiş. Yani C 6'dır. B 5'tir. A da 1'dir. Bakalım. Evet. Doğru. Şimdi geldik buraya. 1'den ne çıkarsa 2 kalır. Bu 1 normal 1 değil arkadaşlar. Bu 11 olmalı ki. Çünkü küçük bir şeyden bir şey çıkaracaksın. Daha büyük bir şey bulamazsın. O yüzden buranın 11 olması lazım. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. Demek ki buradan buna bir tane vermişler. Bu bir azalmış. Bu azalmış hali. Bu azalmış hali 9, 1 olduğuna göre burası normalde nedir? Olsa 10'dan 9 çıktı. 1 kalıyordu. Bu 1 gittiğine göre burası 1 olmalı çocuklar. Burası 1 olmalı. Buna verdiği zaman burası ne kalacak? 0 olacak. Buradan yine komşuya gidecek, alacak. Burası 10 olacak. 10'dan 9 çıktı 1. Demek ki A 1, B 9. Tamam, bu buna verdi 4. Bak 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Doğru. Şimdi 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. O zaman burası da 1 olmalı. C 1 olmalı. Bakalım şimdi. A 1, B 9, C de 1. Burayı bir de anlatayım size. Şuradaki A'yı kaçırmış olabilirsiniz. Bak ne dedik? 1'den bir şey çıkacak ve daha büyük bir şey olacak. Olmaz. O zaman bu 11 olmalı. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. Tamam mı? Bu nasıl 11 olur? Buradan buraya bir tane verirsen. Bak bu azalmış hali. Değil mi? 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır ya. Bu nasıl 10 olur? Buna 1 verirsen burası 0 olur. Demek ki bu 1'miş. Buraya bir tane verince burası 0 kalmış. 0'dan 9 çıkmaz. Bu da komşuya gitmiş. 10 olmuş. 10'dan 9 çıkarsa 1 kalır. Burada kaldı 4. 4'ten 2 çıktı. 2. Bak sağlıyor. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Bu da sağlıyor. Demek ki C'miz de 1. B 9. A da 1. Geçtik. Bu ikisini de çözelim. Sonra problemlere geçelim. 5'ten ne çıkarsa 7 kalır. Olmuyor. Demek ki bu 15 olmalı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Çünkü sen küçük bir şeyden
bir şey çıkartacaksın daha büyük olacak. Olmuyor. O zaman bunun 15 olması lazım ki 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. B 8'dir. İşte bu verince burada 1 kaldı. 1'den 1 çıkarsa C ne olur? 0 olur. Şimdi yine bir şeyden 5 çıkıyor 8 kalıyor. Ya da tersine yapalım. 8, 5 daha 13. Bu ancak 3 olur değil mi? Bakın. Bu buna verdi. Ne yaptı? 13. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. Anında 3 olması gerekiyor. Burada 6. 6'dan 6 çıktı bak. 0. Burada. Bakıyoruz. Sağladım. Buna bakalım. 2, 7 daha 9. Bak buranın 9 olması lazım. Ters işlem yaptığımız zaman, yukarı doğru topladığımız zaman büyük sayı veriyor. Eksilen, çıkan, fark. Farkla çıkanı topladığımız zaman bak eksilen yani büyük sayı veriyor. 2, 7 daha 9. 9'dan 7 çıktı, 2 kalır, sağladı. 1'den 8 çıkamaz, buna verdik. 11'den 8 çıkarsa 3 kalır, doğru. Burada 1 kaldı. Şimdi 1'den bir şey çıkacak, daha büyük bir şey olmaz. Bu o zaman 11 olması lazım ki değil mi? Buna bir tane verecek. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. O zaman B 9. A da 9. C'ye bakalım. Bu buna verdi ya, bu da 7 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5. O zaman C'nin 5 olması gerekiyor. O da böyle. Bakıyoruz, sağladı. Evet. Bunları geçiyoruz artık. Problemlere gelelim. Ben şu tane birkaç tane çözerim hadi. Bakın ne yapıyor? Çıkanı soruyor değil mi? Eksilen. Ha toplamaymış, pardon. Çıkartma gibi aklıma geldi de bir anda. Toplama. Toplanan, toplam. Bunu nasıl buluruz? Şu büyük sayıdan bunu çıkartırsak şu sayıyı buluruz arkadaşlar, tamam mı? Yani 15.289'dan 8.623'ü çıkarırsan bu sayıyı bulursun. Uğraşmayalım. Şu büyük sayı 29.348'den bunu çıkartırsak, 16.489 çıkartırsak bize bu sayıyı verir. O zaman bu ikisinin toplamında bak bunu veriyor. Böyle yapalım. Bu toplamaymış, bunlar aynı mantık. Bu da aynı. 18.294'ten 6.825'i çıkartırsan sana burayı verir. Çünkü bu küçük bir sayı. Yani en azından şundan küçük. Çünkü bu ikisi birleştirilince bu oluşuyor ya. O zaman 18.000'den 6.000'i çıkartırsan sana burayı verir. Bu da aynı mantık. 64.000'den 16.000'i çıkartırsak sana burayı verir. Şimdi çıkartmadan birkaç tane yapalım. Bak şu farkı buraya alabilirsin. Bu çıkan da buraya inmiş olur. Yani yine bunu bulursun. Tamam mı? Yani 73.518'den 1829'u çıkarttığın zaman sana burayı verir yine. Bunu buraya, bunu buraya alabilirsin. 8'den 9 çıkmıyor. 18'den 9 çıktı. 9. Burada kaldı. 0. Buna verdik ya. Buna verdik. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kaldı 4. Buna verdik. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. 71.689 bakalım. 71.689'u verdi. Aynı. Yine bu ikisi yer değişince çıkartma işleminde çıkanı buluyorsun. Bu ikisini toplarsak bize daha büyük, yani eksileni veriyor arkadaşlar. Çıkanla farkı toplarsak bize daha büyük, en büyük sayıyı verir. Değil mi? Büyük sayıdan 6.321'i çıkartacaksın ki 16.584 kalsın. O zaman 4, 1 daha, burası 5. 2, 8 daha 10, elde var 1. 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. 6, 6 daha 12, elde var 1. 1, 1 daha 2. Bakalım doğru mu? Evet, 22.905. Yine siz de bu ikisini toplayıp burayı, bu ikisini toplayıp burayı bulabilirsiniz. Videoyu durdurup kendiniz sonra çözün. Tamam mı çocuklar? Hepsini tek tek çözmeyelim, zaman alır. Toplam işleminde 6.814 ile üçgeni toplamışlar. 12.583 bulmuş. Sen şu büyük sayıdan bu sayıyı çıkartırsan sana üçgeni verir. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü bu ikisinin toplamı ancak 12.000 ediyor ya. Sen bu büyük sayıdan 12.000'den bu 6.800'ü çıkartırsan sana burayı verir. Yine aynı mantık, 98.000'den 73.000'i çıkartırsan sana bunu verir. Bunlar hepsi aynı mantık. Evet, geldik problemlere. 5-6 tane problem çözüp burada bırakacağız çocuklar, tamam mı? Fatih'in 12.568 TL'si
Yusuf'un da 10.898 TL'si vardı. Buna göre Fatih'in parası Yusuf'un parasına kaç TL fazladır? Şimdi Fatih 12.000 lirası var. Yusuf'un bu kadar var. Aradaki fark işte bize onu soruyor. O zaman 12.568'den 10.898'i çıkartacağız. Büyükten küçüğü çıkartırsak kaç TL fazla olduğunu buluruz. 8'den 8 çıktı. 0. Burada 6 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı. 7. Burada kaldı 4. Buna verdi. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada kaldı 1. 1. 0. 1670 TL fazlalık var. Fazlası var. Bakalım. Evet, doğru. Velinin tarlasının miktarı Ali'nin tarlasının miktarından 6852 metrekare fazladır. Velinin 14.382 metrekare tarlası olduğuna göre Ali'nin tarlasının miktarı kaç metrekaredir? Bakın buraya Veli yazalım, Ali yazalım. Verilenlere dikkat edelim. Doğru yazarsak doğru çözeriz. Şimdi Veli'nin 14.382 yazalım. 14.382. Veli'nin tarlasının miktarı Ali'nin tarlasının miktarından 6852 fazla. Veli fazla. Ali'nin az o zaman. O zaman 14.382'den 6852 fazla demişti ya. Bunu çıkartırsak direkt Ali'nin tarlasının miktarını bulacağız. 2'den 2 çıktı 0. 8'den 5 çıktı 3. Burada 3'ten 8 çıkmaz verdik. 13'ten 8 çıkarsa 5. Burada kaldı 3. 13'ten 6 çıkarsa 7. 7.530. Bu da Ali'nin tarlasının metrekare miktarı. Bana zaten direkt Ali'nin tarlasını soruyor. Bakalım cevaba. 7.530 bulunuyor. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken kim fazla, kim az, kim kimden daha çok. Ona dikkat etmezseniz soruda hata yaparsınız. Dikkat edin. Tamam mı? Bazen bu kelime oyunlarıyla soruyu kaybedebilirsiniz. Bir çıkarma işleminde fark 500. Hatırlayalım. Eksilen, çıkan ve farktı. Fark 500. Yani şurası 500. Eksilene 250 ekleyip çıkandan 100 çıkarıldığında yeni fark ne olur? Eksilene 250. Buraya 250 ekliyorsun. Buradan da 100 çıkarılıyor. 100 azaltıyorsun. Tamam mı? Ne olur biliyor musun? Arada 350'lik bir fark oluşur arkadaşlar. Çünkü şu sayıyı büyüttün, bunu da küçülttün. Arada 350'lik bir fark daha oluşturdun sen. O zaman 500'dü ya fark. 350 daha fark geldi. O zaman 850 fark oluşur. Yeni fark 850'dir. Bakalım doğru. Sen büyük sayıyı daha da büyütürsen, çıtayı yükselttin. Bu çıkan sayıyı da azalttın. Ne yaptın? Aradaki farkı çoğalttın aslında sen. Tamam mı? 250 ile bunu toplama çarpma gibi düşünme. Farkı diye düşün. 250. 100 daha fark oluştu. 350'lik bir fark oluştu. En başta 500'dü zaten. 350'yi topladık. 850'lik yeni bir fark oluştu. Evet, son iki soru. Bir kırtasiyeci 11.828 tane kalemin birinci gün 1146 tanesini, ikinci gün 1163 tanesini, üçüncü gün de ilk iki gün sattığı toplam kalem sayısı kadar sattığına göre toplam kaç kalem kalır? Evet, yine bol toplamalı çıkartmalı bir soru. Birinci gün diyelim. 1146. İkinci gün diyelim. Bunları düzgün yazmamız lazım. 1163. Üçüncü gün diyelim. Bu ikisinin sattığı kalem kadar satmış. Yani şunları toplarsak 6, 3 daha 9. 4, 6 daha 10. Elde var 1. 1, 1 daha 2. 3. Elde var 1 vardı. 1, 1 daha 2. 2309'da ne yaptı? Üçüncü gün sattı. Şimdi bana kalan kalem sayısını soruyor. Tamam mı? Kaç kalem kadar diyor. O zaman bu satılanları toplayacağız. En baştaki kalem sayısından çıkaracağız. Bize kalanı verir. Bir daha toplayalım şunları o zaman. 1, 2, 3'ü. 6, 3 daha 9, 9 daha 18. Elde var 1. Aslında şunu direkt 2 ile çarpsak olur da. Hadi toplayın görün siz. 6, 3 daha 9, 9 daha 18. Elde var 1. 4, 6 daha 10. 1 de elde 11. 1 elde. 1, 1 daha 2, 3 daha 5, 1 de elde 6.
1, 1 daha 2, 2 daha 4. Bu kadar kalem satılmış. Kalan nasıl biliyorduk? Tamamından, yani 11.828'den 4.618'i çıkaracağız. Ve aradaki kalan kalem sayısını bulacağız. 8'den 8 çıktı 0, 2'den 1 çıktı 1, 8'den 6 çıktı ne kalır? 2, 11'den 4 çıkarsa da 7 kalır. 7.210 tane kalem kalır. Bakalım. Evet, 7.210 doğru bakın. Veysel'in 12.565 TL'si vardır. Veysel parasını birinci gün 2.684 TL'sini, ikinci gün 1925 TL'sini harcadı. Buna göre Veysel'in kalan parası kaç TL'dir? Az önceki sorunun aynısı arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün harcanan paralar toplarsın. En baştaki 12.565'ten çıkarırsın. Sana kalan parayı verir. Mantığını verelim. İşlemleri siz yapın. Tamam, durdurup yaparsınız zaten. Bu da tamam, son soru. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük doğal sayı. Bak, en küçük diyor ve rakamları farklı diyor. Buna dikkat edelim. O zaman 5 basamak olacak şekilde 1 başa gelir en küçük ya. Sonra 0 gelir. 1 ve 0 kullanıldı. Sonra gelir 2 gelir. 3 gelir ve 4 gelir. İşte 10.234 sayısı 5 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayıdır. Yine rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı bu sefer de. Doğal sayıdan kaç fazladır? Yani bu sayı yeni oluşacak sayıdan kaç fazla demek aradaki farkı soruyor. Burada en büyük sayıda şöyle yanına yazalım o zaman. 9.876 bak rakamları farklı ve 4 basamaklı. İşte bu sayı bundan kaç fazladır derse çıkartma işlemi yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Aradaki farkı bulmak için. Biz direkt altına yazalım. 9.876 diyelim. 4'ten 6 çıkmaz. Buna verdi. 14'ten 6 çıktı. 8. Ne kaldı burada? 2. Buna verdik. 12'den 7 çıkarsa 5. Burada 1 kaldı. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. Bunu ne almıştık zaten? Burada 9 kaldı. 9'dan 9 0. 3850 aradaki farktır. Bakalım. 358 aradaki fark. Evet. Doğru. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadarlık yeterli. Çünkü az sonra altılarla dersim var bir 15 dakika sonra. Yine ne zaman ders yapacağımızı ben size WhatsApp'tan yazarım, söylerim zaten. Bu hafta içi de en az 2-3 tane daha ders yaparız. Cumartesiye kadar sizin eksiklerinizi tamamlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.